Göğsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle her evde bulunan malzemelerle canınız tatlı çektiğinde şöyle 10 dakikada hazırlayıp hemen yiyebileceğiniz muhteşem bir tatlı tarif paylaşacağım. Oğlum ve kız arkadaşı da YouTube sayfalarında inanılmaz lezzetli tarifler paylaşıyorlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu tarifi de oğlum ve oğlumun kız arkadaşının YouTube sayfasını izleyebilirsiniz. Hem çok hafif hem de çok lezzetli olan tatlımızın hemen tarifine geçiyoruz. Öncelikle şöyle ocağın ayarını göstermek istiyorum. Ocağımızı tam orta dereceye ayarlıyoruz. Tencerenin içerisine 125 gram tereyağını koyup tereyağını iyice eritiyoruz. Erimiş olan tereyağının içerisine bir bardak unu ilave ettikten sonra unu sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Unu kavururken mutlaka sürekli karıştırmalıyız. Şöyle 1-1,5 dakika kavurmamız yeterli olacaktır. İçerisine 1 litre süt ilave ediyoruz. Sütü ilave ederken bir taraftan da çırpma teliyle sürekli çırparak karıştırıyoruz. İsterseniz tahta kaşık ile de karıştırabilirsiniz. Fakat tel ile karıştırdığınız zaman daha güzel karışıyor ve daha pürüzsüz oluyor. Tatlımızı pişirirken topaçlanmaması için mutlaka sürekli karıştırmalıyız ve karıştırarak pişirmeliyiz. Bir bardak toz şeker ilave ediyoruz. Toz şekerini kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha fazla veya da biraz daha az kullanabilirsiniz. Tatlımız piştikçe koyu bir kıvam alacaktır. Tabii ki bu arada sürekli karıştırıyoruz. Şöyle kabarcıklar çıkmaya başladığında, yani kaynamaya başladığında 1 dakika kadar daha karıştırarak pişiriyoruz. Kullanacağımız tepsiyi şöyle soğuk su ile durulamalıyız. Pişirmiş olduğumuz tatlımızı hiç soğutmadan sıcak sıcak hemen tepsimizin içerisine döküyoruz. Her tarafın eşit miktarda dağılması için tepsiyi şöyle sağa sola sallayabiliriz. Bu arada karamel sosumuzu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı buğday nişastasının içerisine 2 bardak su ilave edeceğiz. Suyu ilave ederken bir taraftan da güzelce çırparak nişastamızı iyice eritiyoruz. İkinci bardak suyumuzu da ilave ediyoruz. Ve şöyle güzelce çırparak nişastayı iyice eritiyoruz. Teflon bir tavaya şöyle bir bardak toz şeker koyuyoruz. Ocağımızı yine orta dereceye ayarlıyoruz. Sürekli orta derecede kalması gerekiyor. Şöyle üzerine hafif biraz yanmaya başladıktan sonra tavayı şöyle arada bir sallıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ortalardan hafif hafif erimeye başladı. Bu arada dediğim gibi arada bir tavaya sallıyoruz. Şeker bayağı bir erip yanmaya başladıktan sonra tahta kaşığımız ile şekerimizi karıştırıyoruz. Şekeri tamamen iyice eritiyoruz. Gördüğünüz gibi iyice eridikten sonra içerisine
bir bardak su ilave ediyoruz. Suyu koyduğumuzda şöyle bayağı bir kalıp halinde oluyor. Fakat bu sizi kesinlikle endişelendirmesin. Hemen 1-2 dakika içerisinde şekerimiz tamamen eriyecektir. Bu arada ocak ayarımızı kesinlikle değiştirmiyoruz. Aynı ayarda pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şekerimiz tamamen eriyor. Tamamen şöyle sıvı hale geldiğinde içerisini az önce karıştırmış olduğumuz nişastayı dibine çöktüğü için birazcık daha karıştırıyoruz. Bir taraftan tereyle karıştırarak içerisine nişastalı suyumuzu ilave ediyoruz. Nişastalı suyu ilave ettikten sonra pişirirken sürekli karıştırmalıyız. Ve sürekli karıştırarak pişirmeye devam etmeliyiz. Gördüğünüz gibi piştikçe yavaş yavaş rengini ve kıvamını almaya başladı. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra tekrar karıştırıyoruz ve şöyle yaklaşık 30-40 saniye kadar daha karıştırmaya devam ediyoruz. Ve ocağın üzerinden alıyoruz, tatlımızın üzerine döküyoruz. Her tarafını eşit miktarda dağıtıyoruz. Şöyle kremalı sosu 5 dakika kadar soğuduktan sonra üzerine kesmiş olduğum muzları dizdim. Karamelli sütlü tatlara muz çok güzel bir şekilde yakışıyor. Şayet varsa evde muz, mutlaka muz kullanmanızı tavsiye ederim. Muzları dizdikten sonra üzerine biraz da kıyılmış fındık içi serpiştirdim. Üzerine az önce biraz karamel sosu ayırmıştım. Ayırmış olduğum karamel sosu muzların üzerine gezdirdim. Şayet hemen yemeyecekseniz muzların üzerine tamamen karamel sosuyla kaplamanız gerekiyor ki muzlarınız kararmasın. Tatlımızı hiç beklemeden hemen servis edebilirsiniz. Öncelikle şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Tatlımız tam kıvamında oldu. Üzerindeki karamel sosu ve muzuyla da inanılmaz lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle canınız çok tatlı istediğinde şöyle veyahut da acil misafiriniz geldiği zaman en kolay ve en lezzetli yapabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifi. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Şu anda sağ ve sol üst köşede görmüş olduğunuz videolu tariflerden herhangi birine tıkladığınız takdirde oğlum ve oğlumun kız arkadaşının YouTube sayfasına ulaşabilirsiniz. Yeni göndereceğim videolu tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Saray'ın abone olduktan sonra bildirim zil sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere sevdiklerinize sevgiyle hoşça kalın. Hep mutlu kalın.